Arkadaşlar merhaba. Derslerimizin 27.sinde ikinci uygulamamızı yapıyoruz 3 boyutla ilgili. Aslında çizim içerisinde birçok uygulama yaptık ama tabii ki bunlar yetersiz. Benim gönderdiğim çizimler ve buradaki yapacağımız çizimlerle arkadaşlar programı kullanma kabiliyetiniz artacaktır. Onun haricinde tüm komutları bilmek programı iyi kullanıyorum anlamına gelmez. Onu öncelikle baştan söyleyeyim. Tabii ki bazı çizimlerde zorlanabilirsiniz. Ben de zorlanabilirim, olabilir. Ama her çizimi arkadaşlar illaki bir yapılış tarzı vardır. Bunun için bol bol çizim yapmak lazım. Şimdi buradaki çizimde arkadaşlar bir tane parça var. Bu iş parçasının arkadaşlar öncelikle tabanını yapacağız. Daha sonra şuradaki dik bölümü, daha sonra şuradaki federi ve silindir kısımlarını oluşturduktan sonra çizimimizi bitireceğiz. Öncelikle tekrar ben ölçülerini beraber bakalım. 60'a 60'lık bir tane karemiz var arkadaşlar. Bunun burasında da iki tane slot var. Slotlarımızın ölçüleri 14'e. Ölçü yazmamış. Sanki şurası 11 mi duruyor bilmiyorum ama 14. Çapma ve ölçü de vermiş. 3,5 gibi. Şuradan evet 3,5 vermiş. Aynen. Komple 7 oluyor o zaman. Şimdi geliyorum arkadaşlar. 60-60'lık karemizi oluşturalım. Sketch'e girdim. Sketch'ten bir tane şuradan şöyle yapalım. Rectangle'dan şöyle center yaparsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunun 60 tam 60 deyip de ölçülen şekilde oluşturursak bu işlem tamam olur. Daha sonra arkadaşlar 14'e 7 hatırlarsanız bir tane slotumuz vardı. Center'da slot vardı. Şuradan şöyle yaptım ve bunun da burasını açtım. Şimdi her ikisinin ölçüsünü arkadaşlar şöyle girelim. Şurası 14. Bunun da ölçüsü 3,5 civarında. Geliyorum tekrar buraya. Arkadaşlar her ikisinin arasında mesafesi 40 olacakmış. Bundan bir tane daha oluşturalım. İsterseniz kopyalayabilirsiniz. İsterseniz aynısından da yapılabilir. Buradan arkadaşlar bir tane daha slotumuzu açalım. Ve bunu da tabii ki bunu buraya oluşturmadan önce şöyle yapalım. Tabii ki ölçülerini yine girebilirdik ama veya işte birbirine atayabiliriz. Hiç gerek yok, ben onlarla uğraşmadım. Şöyle 3,5 olarak yapalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ikisinin arasındaki mesafe şuradan şuraya 40. Bunu oluşturduk. Şimdi ise şu alttaki 41'lik, pardon 41 diyorum, 11'lik bölümleri oluşturalım. Bunu arkadaşlar böyle 11 olarak yapmış oldum. Tabii ki daha bu bitmedi. Bu arkadaşlar ölçüsü gelelim. Aradaki mesafe 40'sa bu merkezden buraya 20'dir. Bunu da hemen şöyle alalım. Bunu böyle 20 yapınca otomatikman hepsi kaydı. O zaman burası da 20 olur. Bakın full constraint olarak atandı artık. Bunu tekrar geliyorum. Artık burada benim yapacağım işlem arkadaşlar buna extrude vermek. Yüksekliği kaçmış? Yüksekliğini alırım. Evet 10. Geldim buraya. Şuradaki finish sketch bölümünden parçamıza şöyle ev işaretine basarsak daha iyi görebiliriz. Extrude'dan arkadaşlar buna 10 diyorum. Ve parçamızı oluşturuyoruz. Şimdi parçamızı oluşturduktan sonra arkadaşlar taban kısmı bitti. Şuradaki 10 milimetre kalınlığında ve yüksekliği de toplamda yerden yukarı 54. Tabii ki şunu şöyle, bu resimleri ben size çekerek attığım için daha şöyle göstereyim, yanlış bir düğmeye bastım, resim değişti. Şuradan arkadaşlar yüksekliği 54. Aşağıdaki onu düşersek şu merkezle taban arasındaki yükseklik 44 kalıyor. Buradaki dairemizin çapı da 30'muş. Yarı çapı 15 yapar. Yukarı doğru da arkadaşlar 44'e 15 yani 49, 59 toplamda şu üst taraftan yukarı doğru 59'luk arkadaşlar bir parça yapacağız. Ve bunun arkadaşlar çizimini oluşturacağız. Şuradaki bölümü. Şimdi geliyorum. Bunun için arkadaşlar tekrar şurayı açalım. Bakın şu aradaki mesafeyi gördünüz mü? Şurası 14. Ben buradan bir tane plane açıyorum. Şöyle. Nereden açıyorduk bunu? Offset plane'den. Buraya geldim. Geriye doğru eksi 14 açtım. Artık benim burada bir tane plane'im var. Daha sonra buraya sketch açmak istiyorum. Ve buradaki bölümü seçtim. Burayı seçtikten sonra arkadaşlar ben buradaki bölümden bir tane parçayı yukarı doğru oluşturacağım. Parçamız ne kadardı? Bizim şuradan
49'a, yani toplamda 54'e, hatta onu şöyle direkt birleştirebiliriz kafa karışıklığı olmaması adına. 54, gelelim şuradan dikdörtgenimizi oluşturalım. Şöyle bir şey olsun. Daha sonrasında bunu şurası 44. Çünkü 54'ten bir miktar düştüğümüz zaman burası da arkadaşlar aslında şurası D'ye bastıktan sonra şuradaki ölçüsü de bizim 60 olarak verildi. Hatta istersek biz bunu şuradan da yerden yukarı doğru da ölçüsünü de verirsek 10 olarak verirsek bir nevi constraint olarak tahta bir tam bitmedi. Constraint olarak da atayabiliriz. Şimdi geliyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bizim şuradaki tepede yukarıda yine tam ortasında, çünkü biz 44 çizdik. 44'ün tam ortasında bizim burada dairelerimiz var. Bir tanesi 15, bir tanesi 22, bir diğeri de arkadaşlar 30'luk dairemiz. Çapların 15, 22, 30. Şimdi geliyorum buradaki bölüme. Şuradaki bölümden tuttum. 30. Daha sonrasında line'ı alıyorum ve buradan buraya indiriyorum. Sonra tabii ki bunun buraya teğetini oluşturuyorum. Bunu da aynı şekilde geldim. Buraya yaptım. Yine aynı şekilde bunun da buraya teğetini oluşturdum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar parça aslında çıktı. Hani ben kafanız karışmaması adına şurayı şöyle trimleyelim. Burayı da keselim. Çünkü bunlar şimdilik bir işimize yaramayacak. Hani ileride sketch aşamasında da bir kullanımı olmayacak. Geldim. Bunları böyle çizdim. Evet. Hatta trimle şuraları da kestik. Burada da herhangi bir şey sıkıntı yok. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar benim parçam burada oluştu. Tekrar geliyorum buraya. İstersek o sketch'i bir daha üzerinde de çizebiliriz. Oradan da oluşturabiliriz. Buradan da çizsek olur. Geliyorum. Küçük dairemiz. Ben kafa karışıklı olmasın dediğim gibi trimledim. 15. Bir diğeri de arkadaşlar 22. Yine C'ye basıp 22. Yine bunların yüksekliğini vesaire verip full constraint yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar geldim buraya. Bizim şuradaki, önce resmimizi açalım. Full delik olması lazım. Vermemiş ama deliktir diye düşünüyorum ben. Finish sketch dedim. Extrude'a girdim. Ve benim buradaki yüzeyi seçtim. Yani bunu da seçeceğim ki ortası komple delik olsun. Kalınlığı da arkadaşlar -10. Gördüğünüz gibi bana doğru gelmiş oldu. Bir önceki çizimde biz ne yapmıştık arkadaşlar? Şuraya bir tane daha yüzey açıp daire çizmemize gerek yoktu. Komple öncelikle şuradaki bölümün yüksekliğine bir bakalım. Komplesi arkadaşlar 20'ymiş. Onda burası vardı 30. O zaman geliyorum. Biz buradan arkadaşlar sketch bölümünden. Şuradaki sketch'imiz açarsak gözükebilir. Daha sonra extrude'a giriyorum. Şunu seçtim. Yine -30 diyorum. Ve bunu joinlersek bu iş olur diye düşündüm. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parçamızı oluşturduk. Burayı da yaptıktan sonra arkadaşlar bizim yapacağımız tek işlem şuradaki bölüme bir tane rip atmak. Şuna geliyorum. Kalınlığı 8'miş ve aşağı doğru arkadaşlar parçamız oluşacak. Bunun için şöyle bir bölüm oluşturalım. Ne yapalım? Mesela Construct bölümünden geliyorum. Burada daha önceden gördüğümüz şurada mid plane vardı. Bununla bunun tam ortasına mid plane attık. Sonra sketch'e geliyorum. Bu plane'imi seçtim. Bu plane'i seçtikten sonra buraya arkadaşlar bir tane parça çizeceğiz. Buradan evet buraya kadar oluşturduk. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun aslında bakın şuradan şöyle de yapabilirim. Böyle de gidebilir. Hatırlarsanız bir önceki derste aklıma o gelmişti çünkü. Project yapıp şöyle iptal edeyim mesela. Project yapıp ne yapıyorduk? İşte oradaki bölümden çizgilerini referans alabiliyorduk. İşte buradaki parçanın, buradaki parçanın ve şuradaki parçanın bölümlerini alabiliyorduk. Bakın burada benim parçam oluştu. Gene geliyorum şuradaki bölüme. Extrude. Extrude'dan arkadaşlar
Bu sefer şurada one side değil de two side diyorum. Bir tarafa 4 veya simetrik diyorum. Burada 8 dersem, ha, tabii ki 8 8 yapınca 16 oldu muhtemelen. Bunu da arkadaşlar bu şekilde ayarlamış olduk. Bakın şöyle gördüğünüz gibi resim nasıl? Ha, resimde şöyle. Aslında bunu arkadaşlar şöyle birazcık daha yukarı doğru, içine doğru çekip yapsaydım daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bunu da şöyle gelelim. Şurada arkadaşlar bizim komutumuz var. Press pull. Bunu da yine sonraki derslerimizde anlatacağız. Geliyorum. Şuradaki yüzeyi seçtim arkadaşlar. Yukarı doğru ne kadar kaldıralım? Mesela 2 milim kaldıralım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim parçamızın içerisine yerleştirmiş olduk. Bir miktar daha. Bu press pull komutunu ben size şöyle çok kısaca şurada göstereyim. Mesela ben bunun şurasını artırmak istiyorum. Sadece bu yüzeyi. Aslında bir nevi yüzeye extrude yapıyor arkadaşlar. 2 diyorum. Bakın burayı 2 milim extrude yapmış oldum. Burayı da bir miktar yukarı kaldırmış oldum. Press pull'la. Anlatmamıştık ama bunu da hani burada görmüş olduk arkadaşlar. Parçamız bu şekilde yapmış olduk bunu. Şuradaki çizime son bir kez daha bakalım. Eksik bir şey var mı? Bakın bize şurada bir tane arkadaşlar filletler var. Bu filletleri görmedik biz. Ama burada da ölçüsünü bize sanırsam vermemiş. İşte şurası 3.5'sa bu da hemen hemen 3-3.5 civarındadır. Ben göz kararı 3 yapıyorum arkadaşlar. Fillete girdikten sonra bizden kenar istiyordu. Bu kenar. Buradaki kenar. Tabii ki bakın bununla bu parça ayrı ayrı olduğu için önce bunları bizim combine komutuyla bu birleştirelim. Bunlar artık birleşti. Ve daha sonrasında fillet komutuyla arkadaşlar burasına. Bunlar tabii parçanın mukavemetini artırmak amacıyla yapılıyor. Burasına 3 milim diyelim. Ve böyle burayı da bitirelim. Diğer yerler olursa eksik gözünden kaçan bir yer, onları tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parçamızı çizdik. Oluşturmuş olduk. Birebir görseldekinin aynısı. Ve arkadaşlar sanırsam eksik bir şey de kalmadı. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir uygulama olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.